Yalnız Gezgin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün devam edeceğim kaldığım yerde. Sayfa 52'de kalmıştım. Kitaba giriş yapmıştım arkadaşlar. Ve kaldığım yerde işaretlemişim, bir daha karıştırmayayım diye. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bu avamın mertebesinde bir imandır. Bundan aşağı mertebede bir iman yoktur. Yani bunları inkar eden kafir olur. Bundan yukarı mertebe de havasların iman mertebesidir. 2. Havasların imanı anı has. Bu da amentünün esaslarını dil ile inkar edip kalp ile inandıktan sonra sözümüzde, işimizde, ibadetimizde Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun bizi görüyor olduğunu bilip düşünmek, daima her halükarda bu duyguyu ve düşünce üzere olmaktır. Her ne işlerse Allah Celle Celaluhu görür durur. Bu mertebeye imanı ihsani dahi de ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den imanı ihsani sual olunduktan buyurdular ki: İhsan senin Allah-u Teala Celle Celaluhu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni daima görür. Efendimiz böyle buyurduğu için bu derecedeki imanı ihsani dense münasiptir. İmanı havas derecesine erişmiş kimse ibadet ve taatında Allahu Teala Celle Celaluhu görür durur gibi olur. Gizli ve aşikare her ne yapar ve ederse ihlasla Allah Celle Celaluhu hazır nazır bilerek işlerler. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun ululuğunu öyle fikrederler ki gönüllerine Allah Celle Celaluhu'dan gayrı hiçbir şey gelmez. Allah Celle Celaluhu'dan gayrı hiçbir şey ile gönülleri safi olmaz. Oturup kalkmaları, yürüyüp durmaları hep edep ve hudu iledir. Konuşurken sağlarından ve sollarından haberleri olmaz. Sağında ve solunda erkek mi dişi mi, hayırlı mı yoksa şerli mi farkında olmazlar. Böyle imanları yakın üzeredir. Bundan da yukarı bir mertebe vardır. O da 3. Hasül has mertebesidir. Bunların gönülleri başkalarının hayalinden dahi arınmıştır. Pak olmuştur ve basiret gözleri açılmıştır. Allah-u Teala Celle Celaluhu böylelerin ruhuna sıfatıyla tecelli eder. Basiret gözüyle görüp bu tecelliye iman ederler. Vücutlarını her aza ve kısmıyla, elleriyle, ayaklarıyla, göz kulaklarıyla, zahir batınlarıyla, saç sakalının her bir kılıyla iman ederler. İkinci mertebede adı geçen havaslardan bu mertebedekiler çok üstündür. Bu mertebedekilerin zati fanilikleri ne şekildir? Onu yerinde tetkik edeceğiz inşallah. Bu fenaların birkaç mertebesi vardır. A. Fenayı ruh. B. Fenayı suret. C. Var tarık. Dervişlikte öyle hususlar, makam ve mertebeler vardır ki harfler ve seslerle ifadesi kabil olmayıp ancak dervişlerin lisanıyla ifadesi mümkündür. O hususları işitebilmek için onların kulağı gibi kulağa sahip olmak gerekir. Bu hususların bazılarını görmek lazımdır. İşitmekle olmaz, bazıları görmekle de işitmekle de olmaz. Tatmak icap eder. Menlem yezuk lem yedri manası tatmayan bilemez.
Ey kardeş, avamın havasın, havasul havasın, imanın ne olduğunu şimdi öğrendin. Aslında üçüncü mertebeyi, yani havasul havas mertebesini hiç kimse layıkı vechiyle anlatıp dile getiremez. Biz aslını ve hakikatim değil, bizim bildiğimiz derecesinde ve kifayeti nispetinde anlamaya çalışıyoruz. Hak Teala Celle Celaluhu'nun kulları üzerine rahmeti üç mertebedir. A. Rahmeti am, B. Rahmeti has, C. Rahmeti has ul has. A. Rahmeti am. Yeryüzünde Müslüman, kafir, insan, cin, vahşi hayvanlar, kuşlar ve bütün mahlukatı ihtiva eder. Bir rahmettir. B. Rahmeti has. Bu rahmet ahirette yalnız mümin kullara mahsustur. Bu rahmeti Hak Teala Celle Celaluhu ahirette mümin kullarının mertebelerine göre ihsan edecektir. Bunları söylemekten maksat, ben La İlahe illallah Muhammeden Resulullah derim, namaz kılar, oruç tutarım, hacca gider, zekat veririm ve tövbe ederim diye mağrur olmayasın. Bunları mücerret olarak yerine getirmekliğe aldanmayasın. Dini bakımdan her vazifeyi bir hakkın yerine getirdiğine zahip olmayasın. İbadet, taat yoluna seyirtip ta bu mertebelere ulaşasın. Zira nefsin emmarelikte karar kılarsa bu yüksek mertebelerden mahrum kalırsın. İnsanlık menziline erişemezsin. Sa'yü gayreti elden koymamak gerek. Sadece mücerret ve zahiri ibadete olmaz. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde buyurur. İnsanın eline sa'yü gayretinin neticesinden başkası geçmez. En-Necm suresi 39. Bundan maksat ibadet ve taat yolunda gayret sarf etmemiz, bulunduğu manevi makam ve menzile razı olmayıp daha yükseğe mazhar olmaya gayret etmemizdir. Hak Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyurur ki, her kim Hak Teala Celle Celaluhu'nun didarını görmek isterse ameli salih işlesin. El-Kehf suresi 110. Ameli salih nedir? Ameli salih iki kısımdır. 1. Zahiri ve suri olan ameli salih. 2. Batini ve manevi olan ameli salih. Şeriatın emrettiği farzları, sünnetleri, adapları yerine getirmek bu iki kısmını da ihtiva edip içine alır. 1. Zahiri ve suri olan ameli salih. Misal, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun mahlukatından hiç kimseyi incitmemek, mahlukatın nefsine ve malına zarar dokunabilecek bir fiili işlememektir. 2. Batini ve manevi olan salih amellere gelince, kalbi nefsin ve nefsin fesatlıklarından kurtarıp iyiliğe ve salaha götürmek, nefsi emmareyi mutmainliğe çevirmek, bu hususta nefisle mücadele etmektir. 1. Nefsi emmare. Evet arkadaşlar, nefsi emmare kısmına geçtik. Önce birinci nefsi emmareyi okuyayım. Nefsi emmare ile sıfatlı bulunan ve kavmi fısık olan kimseler kafir ve münafıklardır. 2. Nefsi levvame. Bu zalimdir. Lakin mülhime mertebesi arzu edilen ve nail olunması istenilen bir makamdır. Dünyada insan işi emmarelikiye süflileşmiş olan nefsi sırasıyla levvameliğe, mülhimeliğe, mutmainliğe yükseltmeye çalışmak olmalıdır. İnsan kendini Allah Celle Celaluhu'ya ısmarlayıp taat ve ibadet üzere olmalıdır.
Ta ki bu sayede yarınki gamlı ve kederli günlerinde gamsız ve kedersiz olabilsin. Dünya hayatında kişi nefsini bilmeli, onun terbiyesi ile meşgul olmalıdır. Amelini de görüp bilmek yaramazını ve zararlısını değiştirmek, iyisini ve hayırlısını alıp yerleştirmek ve devamlı bir şekilde bu gayret içinde bulunmak gereklidir. Bu nefsi emmarenin afetlerinden afetlerinden sakınmanın en müsbet ve makul çaresidir. Kişinin ameli kendisini dünyadan ahirete saadet ve selametle iletecek bir aracı ve vesilesidir. Böyle yapmadığımız takdirde yarın Hakk'ın huzuruna vardığımızda amellerimiz yüzümüze çarpılır. Zira ahirette vardığımızda amellerimiz Hak Teala'nın huzuruna arz olunacak. Terazide tartılacak. Arasat meydanında toplanılacak. İşte bunları düşünüp hesaba katmak lazım. Yani pişman olanların durumuna düşebiliriz. O gün pişmanlık hiç faide vermez. Ancak nedamet ve hasret hasıl olur. Bu dünya hayatında ameline mukayyet ol. Mukayyet olmayıp iyisini bilip öğrenmeyen kimsenin hali şuna benzer. Bir pazarcı bir vilayete vardı. Nice ağzı kapalı çuvalları alıp yığdı. Çuvalların ağzını açıp içinde ne var ne yok diye bakmadı. Memleketine geldiğinde açıp baktı. İbrişim ipek zannettiği şeyler eskileri değil miymiş? Hepsi de bir işe yaramaz. Pazarcı rezil ve rüsvay olur, utanır, üzülür. Dünyada nefsine, amellerin iyisine sevk ve teşvik etmeyen kötülüklerin ve fesatların bırakıp iyilerine ve salihlerine yöneltmeyen. Arkadaşlar bakayım ne kadar oldu? 12 dakika olmuş. Kimse de bu pazarcının durumuna düşer. O amel yüklerini dünyadan ahirete kıyamet arasında götürdüğünde Hak Teala Celle Celaluhu'ya arz eder. Lakin bütün kötü işleri yüzüne çarpılır. Geri çevrilir, üzülür, ümitsizlik ve korku içinde mah ve helak olur. Şimdi ey kardeşim, amellerinin yükünü ve çuvalını burada iken aç ve içinde ne var ne yok gör. Kötülerini, işe yaramayanları bir daha alma. İşe yarayanlarını çuvala bol bol doldur. Nefs-i emmare ile ilişiği olanların bir daha kapına yaklaştırma. Zira onlar Hak Teala Celle Celaluhu'nun nazarında merduttur. Nefse levvame ve mülhimeden hasıl olanları dahi teftiş ve kontrolden geçir. Onların içinde masiva ile kirlenmiş ve lekedar olmuş olanları bulabilir. Emmare'den bir emmare'den bir miktar dahi olsa kabrinde de rahat bırakmaz. Kıyamette de azaba giriftar olursun. Bu hususta mürşidin yardımına ve görüşlerine ihtiyaç fazladır. Kötülükleri bırakmak, onlardan rücu etmek, mürşid-i kamilin huzurunda tövbe ettikten sonra bir daha bu çirkin amelleri hiç işlememek gerek. Nefsi mutmainneden hasıl olan ameller ise başlı başına iyi amellerdir. Hepsi de Hak Celle Celaluhu huzurunda ortaya çıkmaya layıktır. Gaye emmarelik, devamelik, mülhimelik kademelerinden yükselerek mutmainliğe erişmektir.
Zira nefsi mutmainneliğe varıldığında Hak Celle Celaluhu en layık olur. Hak Celle Celaluhu huzuruna dahi çağrılır. Kur'an-ı Kerim'de buyrulur: Ey mutmainne nefis, dön Rabbine, cennetine, sen ondan razı, o senden razı. El-Fecr suresi 28. Kişi kendi nefsini bilmeli ve onun ıslahı ile meşgul olmalıdır. Amelleri sevaplı olanına devamla, günah olanına terk etmelidir. Böylece dünyevi ve uhrevi afetlerden sakınmış oluruz. Nefis bütün ayıplardan kurtaramadıkça Hakk'ı bilmek kabil olmaz. Nitekim mübarek bir sözde duyurulmuştur. Kim ki nefsini bilirse Rabbini de bilir. El kelamı yecürrü ilel kelam. Manası söz sözü açar. O halde deriz ki önce insan nefsini bilmeli, sonra nefsin manasını bilmelidir. Manayı nefs hasıl olmadıkça marifeti hak da hasıl olmaz. Nefsin terbiyesi ile meşgul olmak, riyazet, mücahede ve zikrullah'a devam etmek gerekir. İşte bu hususta tekamül kaydedebilenler sıfatı insandan manayı insana terakki eder. Hakkın sıfatı ancak manayı insana zahir olur. Marifeti nefsin hasıl olması gerekir. İşte sadece o zaman manayı ihsan hakkın mahz gibi görünür. Talep edenin kendi nefsinden hakkı temyiz etmesi gerekir. Kendi manasına hak dese hakkı bilmemiş olur. Men arefe nefsehu makamına varmış olur. Fakat arefe Rabbehu'ye gelince bu hususta çokları hataya düşmüşlerdir. Zira manayı nefse hak tasavvur ettiler. Sıfatı hak ile zahir olduğu için enel hak davasını güttüler. Şeyh Beyazıt Bestami Hazretleri der ki 30 yıl çeşitli mücahedeler, riyazetler, mezallet yani horluk ve hakirlik talep edip müritlik kapısında oturdum. Maksadım bari Teala'ya Celle Celaluhu nail ve lütfuna mazhar olmak idi. 30 yıl sonra dostla benim aramda olan perdeyi kaldırdılar. Gördüm ki Bayezid perde arasında zahir oldu. Yani demek oluyor ki Bayezid'in Rabbinin sıfatı Bayezid'e tecelli etti. Sonra öyle zannettim ki istediğim yine kendim imişim. Çünkü gördüm ki bana görünen ancak Bayezid'dir. Yani Bayezid'e görünen hak sıfatı imiş. Manayı Bayezid'dir. Böylece bildim. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu. Manası kim ki kendi nefsini bilirse Rabbini de bilir. Muhakkak da budur dedi. Öyleyse bir kimse kendi manasını bilip onun vasıtasıyla Hak Celle Celaluhu bilmesi, o kimsenin nefsini bilmesi ve marifet kesbettim demesi yalandır. Aslı yoktur. Bina ena ley. Nefsini bilen Rabbini Celle Celaluhu bilirin manası ve sırrı. Kim ki kendi manasını bilir, o kimse Rabbini de bilir demek olur. Kim ki kendinin niteliğini bilmez, o kimse Rabbini de bilmez. Kendinden gayrisini hiç bilmez.
Bu münasebetle hakkı da hiç bilmez. Nitekim demişlerdir. Evet arkadaşlar. Bakalım ne? 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. 58. sayfaya geldim. 58. sayfaya geldim arkadaşlar. Şimdi o sayfayı işaretleyeceğim. Ondan sonra kapanış videomu yapıp bitireceğim arkadaşlar. Şöyle işaretleyeceğim arkadaşlar şimdi. Evet. Evet arkadaşlar. Yalnız Gezin kanalından bugünlük de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ramazanınız, Ramazan bayramınız ve Kurban bayramınız inşallah Rabbim ulaştırır ve sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde geçer. İnşallah Allah izin verir ve Ramazan bayramına, Kurban bayramına ulaşırsınız. İnşallah Rabbimin izniyle sağlıklı, mutlu, huzurlu geçer. Arkadaşlar Yalnız Gezin kanalına abone olmayı, beğenip bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar diğer sosyal medya hesaplarım Twitch ve Instagram hesaplarıma da abone olup takip ederseniz çok mutlu olurum. Videolarımı tam izlerseniz çok mutlu olurum. Beğenip bildirimleri, yorumları açıp abone olup olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.